Merhaba sayın arkadaşlar. Fizik kafasına ve fizikçiye hoş geldiniz. Bu videoda sizlere özel görelilikten bahsedeceğim ve bundan aldığımız temelde de ikizler paradoksu üzerine biraz bir sohbet edeceğiz sizlerle. Şimdi özel görelilik şöyle başlıyor. Zamanda ışık hızının sonsuz olduğunu iddia edenler var ya da sonlu hızı olduğunu iddia edenler var. Buna deneylerle ışık hızının sonlu olduğu gösteriliyor ve hızı 300 bin kilometre saniyede. Yani saniyede ışık 300 bin kilometre yol kat ediyor. Kabaca bu şekilde. Şimdi tabi deneyler de var. Işığın esir maddesi içinde hareket ettiğini söyleyenler var. Tabi ışık bir ortam içinde hareket ediyorsa o ortama göre sizin hızınız ışığın hızını etkileyebilir. Yani mesela o zaman yukarı doğru çıkan ışıkla sağa ya da sola doğru çıkan ışık aynı hızda hareket etmemiş olacak. Yine deneyler yapılıyor. Bu da kanıtlanıyor ki ışık hızı her yönde aynı hızla hareket ediyor. Şimdi ışık hızı herkese göre sabit. Bundan dolayı da Einstein bu fikri kullanıp özel görelilik teorisini ortaya atıyor. Özel görelilik teorisi şu, ivmelenmeyen gözlemcilerin birbirlerini nasıl gördükleri vesaire konular hakkında bize bir şeyler söyleyen bir teori. Özel görelilik Newton mekaniğini değiştiriyor. Newton mekaniği ondan birkaç yüzyıl önce ortaya atılmış ve yani çalışma alanında da çok başarılı bir teori. Yani mesela ayın dünya etrafındaki hareketini, dünyanın güneş etrafındaki hareketini vesaire konularında belirlemede çok iyi bir teori. Fakat bu teorinin eksiklikleri var. Nedir o eksiklikler? Yüksek hızlara çıkıldığında bu teori geçersiz kalıyor. İşte burada Einstein'ın özel görelilik teorisi bize yardımcı oluyor. Ve o durumları da bize ifade etmemiz için gereken matematiksel altyapıyı sağlıyor. Şimdi fazla konuşmadan şunlara değinmek istiyorum. Peki ışık hızının sabit olmasının, yani daha doğrusu özel görelilik teorisinin doğru olmasının ya da en azından yanlış olmamasının diyelim. Nelerdir bu etkiler? Birincisi şu, uzaklık gözlemciye göre değişebiliyor. Yani mesela ben burada oturuyorum. Buradan bir çok, mesela ne olsun, ışık hızının yarısı hızında hareket eden bir uzay gemisi geçiyor. Ben o uzay gemisine karşıdan baktığım zaman uzay gemisini kısalmış görüyorum. Aynı mantıkla uzay gemisinde oturan biri de kendini ivmelenmeyen gözlemci olarak görüyor. Yani üzerine bir kuvvet etkilemeyen gözlemci. O da bana baktığından karşı zaman benim bu sefer inceldiğimi görüyor. Yani uzunluklar daralıp genişleyebiliyor özel görelilik teorisinde. Ve tabii uzunluklar olur da zaman bunda etkilenmez mi? Tabii ki zaman da etkileniyor. Zamanın akış hızı, yani buna süre diyebiliriz. Süre miktarı değişebiliyor. Yani mesela şöyle olsun. Ben burada oturuyorum. Hızım sıfır. Bir uzay gemisine bir arkadaşım bindi. O gidiyor. Diyelim çok yüksek hızlarda. Diyelim ışık hızının yarısı kadar bir hızda. Sonra ben duruyorum. Benim saatim normal tik tak tik tak işliyor. Onun kendine göre saati de tik tak tik tak işliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben ona baktığım zaman onun zamanını yavaşlamış görüyorum. Bunlar temel sebebi de ışık hızının herkese göre sabit olmasından kaynaklanıyor. Özel görelilik kabaca bahsettim. Tabii çok üzerinde konuşulması ve anlatılması gereken bir teori. Amacı özellikle ikizler paradoksundan bahsetmek. Onun için hani bize ihtiyacımız olan şeyleri sağladım. Nedir onlar? Zamanın akış hızının gözlemciye göre değişmesi. Yani hızlı giden biri zamanda daha az yaşlanıyor. İkizler paradoksu nedir? Aslında bu paradoks değil. Onu göreceğiz. Çözünce göreceğiz. Ama ilk başta insanlara paradoks gibi geldi. Şöyle bir şey var. İkizim var. Benim adım Furkan, onun adı Mehmet olsun. Mehmet, dünyada oturuyoruz. O bir uzay gemisine biniyor. Uzay gemisi dünyadan uzaklaşıyor. Çok yüksek hızlarla galaksiler aşıyor. Gidiyor sabit hızla. Sonra geri dönüyor dünyaya ve karşılaşıyoruz. Kim yaşlı ya da genç? Ben mi yaşlıyım yoksa benim ikizim Mehmet mi yaşlı? Şöyle düşünebiliriz. Şimdi ben dünyadayım, bana göre hız, bana göre saat aynı şekilde işliyor. O uzayda gittiği için onun zamanı bana göre yavaş akıyor. Yani o genç kalmış gibi oluyor. Dönüyor sonra geliyor dünyaya, karşılaşıyoruz. Ne olmuş olacak o zaman? Ben onu daha genç göreceğim. Ama diyorlar ki öteki açısından baktığımız zaman, yani benim ikizim Mehmet açısından baktığımız zaman da uzay gemisine biliyor. Onun hızı, diyelim mesela ışık hızının yarısı. Ben onun ışık hızının yarısıyla görüyorum ama o da beni ışık hızının yarısıyla gidiyor gibi görüyor. Şimdi burada bir terslik olması lazım. O zaman o da şunu iddia edecek dünyaya geldiği zaman. İnsanlar böyle öne sürüyor bu paradoksta. Bir dakika düşünelim şimdi. Bana göre neydi? Ben dünyada kalıyordum. O hızlı gidiyordu. Ondan dolayı ben daha yaşlıydım.
O da dünyaya geldiği zaman kendisinin daha yaşlı olacağını düşünecek. Yani paradoks böyle söylüyor. E tabi burada bir tutarsızlık var. Ya birisi doğru ya diğeri doğru. Şimdi bu paradoks şöyle çözülüyor arkadaşlar. Tamam uzay gemisine biniyor. Işık hızının yarısı hızıyla hareket ediyor. Gidiyor dönüyor ama şimdi bu ivmesiz bir hareket değil. İvmeleniyor. Çünkü mesela uzay gemisine gitti geri dönecek. Mesela uzay gemisinin motorlarını çalıştırması gerekiyor değil mi? Bu da onun üzerine bir kuvvet uyguluyor. Kuvvet uyguladığı için de artık o ivmesiz gözlemci özelliğinden çıkıyor. Böyle durumda o zaman ortadaki simetri de kalkıyor. Doğru olan nedir arkadaşlar? Paradoksun çözümü şudur. Dünyada olan daha yaşlı oluyor. Onun da sebebi dediğim gibi simetri kırılıyor. O ivmelenen bir gözlemci oluyor. Aslında bu matematiksel açıdan, yani biraz matematikle aşina olanlarınız için söyleyeyim. Şimdi özel görelilik uzay ve zamanı birleştiriyor. Newton mekaniğinde bunlar apayrı şeylerdi. Özel görelilikte şu var arkadaşlar. 3 uzay boyutumuz var gözlemlediğimiz, bir de zamanımız var. Bu Minkowski uzayı dediğimiz bir uzayda 4 boyutlu halde tek başına yaşayan bir şey. Bir uzay yani. Ve biz insanlar kendi hareketlerimiz bu uzayda birer çizgi. Şimdi jeodezik dediğimiz kavramlar var matematikte. Jeodezik nedir? İki nokta arasındaki en kısa mesafedir. Mesela bir yüzeyde jeodezik nedir? İki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğru parçasıdır. Düzlem de bu şekilde. Mesela bir küre üzerinde nedir dünyada? Uçaklar zaten mesela çoğu zaman jeodeziği takip etmeye çalışırlar. Diyelim ben buradan Türkiye'den diyelim Kaliforniya'ya gitmek istiyorum. Uçakla düz dünya haritasına baktığımız zaman düz çizgi izlemiyor uçak. Ne yapıyor? Yukarılara gidiyor, Grönland'ın oradan gidiyor, aşağılara geliyor değil mi? Neden bu? Çünkü yolu kısaltmak için. Küre üzerinde de jeodezikler bir nevi ekvator gibi düşünelim. Ekvator nasıl çizgide? Ekvator üzerindeki noktayı bağlayan en kısa çizgi o şekilde bir eğrilerdik. Uzay zaman eğri olunca yine jeodezik takip ediyor. O da genel görelilik konusu. Neyse. Şimdi şunu söyleyelim. Minkowski uzayı bildiğimiz arkadaşlar bir düzlem gibi düz. Düz bir uzay zaman, Minkowski uzay zamanı. Dolayısıyla bunun içindeki jeodezikler doğru parçalar. Şimdi ben dünyadayım. Diyelim ki hızım yok. Dünyada şu anda bu noktadayım. Şu noktadayım. Yukarı doğru zaman olduğunu düşünelim. Hızım yok. Sağa sola gitmiyorum. Bir saniye sonra şuradaki noktadayım. Noktadayım gidiyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bu bir doğru parçası. Yani ben dünyada durarak jeodeziyi takip ettim. Jeodeziyi takip ettiğim için de benim kendi ölçtüğüm zaman benim ikizimin gidip geldiği süreden yani o yaşlanma süresinden daha fazla oluyor. Bundan dolayı da böyle bir fark oluşuyor. Şimdi bu videoda neler gördük arkadaşlar? Onları bir özetleyelim. Şimdi ışık hızı nedir dedik. Işık hızı ışığın hareket ettiği hızdır. Saniyede kabaca 300 bin kilometredir. Yani bir saniyede 300 bin kilometre kat eder. Işık hızı herkese göre sabittir. Yönü her yönde aynı hızla hareket eder. Ve şimdi bunu kullanarak Einstein özel görelilik teorisini icat etti. Özel görelilik ne yaptı? Newton mekaniğinin yerine geçti. Bize daha yüksek hızlarda da doğru bir kavramsal araçları sundu. Özel görelilik teorisinin bazı sonuçları var. Uzunluk gözlemciye göre değişiyor. Zaman akış hızı da gözlemciye göre değişiyor. Mesela uzunlukla ilgili şöyle bir örnek verelim. Diyelim ben ışık hızına çok 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 yaklaştım. Öyle gidiyorum. Ekipmanlarım var, nefes alıyorum vesaire sıkıntı yok. Dedik ki hani karşıdan bakınca dik boyutlar ne oluyor? Daralıyor. Mesela ben dünyanın yanından geçerken ya da dünyaya doğru giderken diyelim dünyayı şöyle iki boyutlu gibi göreceğim. Ya da mesela güneş iki boyutlu gibi gözükecek hemen hemen. Bu da bir örnek. Zamanla akış hızı gözlemci göre değişir dedik de acaba bunun deneysel sonuçları var mı? Gözlemleri var mı? Bu da var. Şöyle bu gözlemlendi. Atom saatleri var arkadaşlar. Atom saatleri çok hassas fiziksel saatlerdir. Sezyum atomlarının belli periyodik ışımalarını kullanırlar. Bu ışımaların sayarak da belli mesela atıyorum belli bir tanesi diyelim mesela 100 tane ışıma bir saniyeyi tanımlıyor. Tabii 100 tane değil o milyonlar olabilir ya da milyarlar ya da daha fazla tam şu an sayı aklımda değil. Arkadaşlar bir atom saatini aynı birebir ikiz gibi düşünelim. İkizler paradoksundaki gibi. Bir atom saatini ben Adapazarı'nda burada koyuyorum. Çalışıyor. Birinde uçağa bindiriyorum ve dünyanın etrafında dolaştırıyorum. Neden dünyanın etrafında dolaştırıyorum? Çünkü hızlı gitmesi lazım. Bir şeyin hızlı olduğu zaman da bir yerden bir yere gitmesi lazım. En kolay da dünyanın etrafında dolaştırmak. Ya da A noktasından B noktasına, B noktasından A noktasına yeniden tekrar geri getirmek. Ve bu gözlemlendi arkadaşlar. Uçakla giden atom saati daha
yavaş zaman deneyimledi. Yani benim burada Adapazarı'nda kalan saatim daha çok geçmiş oldu. Yani ne demek oluyor bilgisayar paradoksu açısından da Adapazarı'nda kalan saat daha yaşlanmış oldu. Şimdi ikizler paradoksuna da değindik. Bu şekilde. Peki özel görelilik dedik. Hani Newton mekaniğini değiştirdi. Peki değişmeyen şeyler var mı? Evet var. O da elektromanyetik teori dediğimiz elektrik yüklerinin birbirleriyle etkileşimini anlatan teori. Çünkü bu teori matematik bir dille konuşursam zaten Lorentz simetrilerini barındırıyordu içinde. Ama Newton mekaniği Galilei simetrileri dediğimiz, yani işte mesela ben buradayım, benim konum x, v hızıyla bir parçacık gidiyor. Onun hızı v. Onun koordinatı nedir o zaman? X artı vt'dir. Bu şekilde transformasyonlar var. Buna Galilei dönüşümleri diyoruz. Newton mekaniği ışık hızının sabitliğini koruyamıyor. Çünkü ben buradayım. Ben buradan bir lamba yaktım. O ışık belli bir saniye gitti. Ama diyelim arabayla gidiyorum. Arabanın farları da birer lamba. Onlar ışık yaktı. O zaman ne olacak? Işık hızından daha mı fazla olacak? Arabanın hızı mı eklenecek? Hayır. Çünkü ışık hızı herkese göre sabit. İşte özel görelilik burada işin içine giriyor ve Newton mekaniği değişiyor. Ama tabii dediğim gibi elektromanyetik kuram aynı kaldı. En azından klasik elektromanyetik kuram. Bu şekilde ikizler paradoksundan da bahsettik. Dünyada kalan ikiz daha fazla yaşlı olmuş oluyor. Herkese teşekkürler.